أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين محترم kardeşler Elhamdülillah, mübarek bir günde, Zilhicce'nin 11. gününde, yani mübarek Kurban Bayramı'nın 2. gününde tekrar tefsir dersimizi işlemek üzere bir araya gelmeyi nasip etti Rabbimiz. Hamdolsun Allah'a. İnşallah söz verdiğimiz üzere bugün bayram da olsa aslında bayramda işlenilebilecek en güzel amellerden bir tanesi Allah'ın Kur'an'ının tefsirini okumak, dinlemek, anlamaya çalışmak. Dolayısıyla bizler de bu güzel günde kendimizi böyle bir güzel amelle hediye, kendimize böyle bir hediye edelim düşüncesiyle bir araya geldik elhamdülillah. 39. ayette noktalamıştık son dersimizi. 40. ayetten tekrar Yunus suresine gireceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minhum men yu'minu bihi ve minhum men la yu'minu bihi. İçlerinden öyleleri vardır ki ona iman ederler. Buradaki zamir Kur'an'a. Yine içlerinden öyleleri de vardır ki ona inanmazlar, iman etmezler. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِد۪ينَ Rabbin müfsid olanları, bozguncuları çok iyi bilir buyuruyor 40. ayet-i kerimede. Burada dikkat ederseniz geçen hafta işlemiş olduğumuz pasajdan pasajın içerisinde Mekkeli müşriklerden vahyin ilk muhatabı olarak genelde de tüm müşrik zihniyetten bahsediyor. Ve bunların içerisinde buyuruyor Allah Celle Celaluhu, buradaki özellikle ilk hitap edilen maksat Mekke'li müşrikler, gelecekte iman edecekler vardır. Cumhurun görüşü buradaki zamirin gittiği yer Kur'an-ı Kerim. Bazı alimler burada Peygamber aleyhissalatü vesselama da iman edecekler şeklinde söylemişler. Fakat onların bazıları da ömürlerinin sonuna kadar küfürlerinde ısrar edip iman etmeyecekler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah Celle Celaluhu kimin şu anda henüz olmamış olsa dahi ileride iman edeceğini, kimin de hayatının sonuna kadar küfür üzere devam edeceğini, ısrar edeceğini çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla yapmış oldukları işlerde hakim olan, hikmetle edip eyleyendir. Sen ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, dolayısıyla şu iman ediyor, bu iman etmiyor diye kendini kahreyleme. Sen sana verilen mesajı, tebliği insanlara ilet, duyur. İnsanların iman edip etmemesini Allah'a bırak. Çünkü sen kimseyi zorla imana davet edemezsin. Ve onun o gün almış olduğu bu hitabı aynen bugün bütün müminler de alıp siz işinizi yapın. Dileyen iman eder, dileyen inkarında devam eder. Allah kimin ne yaptığını çok iyi bilmektedir. وَاِنْ كَذَّبُوكَ Eğer seni yalanlarlarsa ilk hitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fekul li ameli ve lekum amelukum. De ki onlara benim amelim, işlerim bana ait, sizin işleriniz, ameliniz de size ait. Entum beri'une mimma a'malu ve ene beri'um mimma ta'malun. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım de diyor Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve burada biraz evvel dediğimizin hakikaten tekrar açık bir şekilde ayetle tefsirini getiriyor. Yani peygamberin vazifesi tebliğ ve tavsiyedir. Ve o bunu biz şahitlik yapıyoruz ki eksiksiz bir şekilde tamamen yapmıştır. Tebliğ vazifesini Allah'tan aldığı üzere insanlara bildirmiştir, iletmiştir. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu'nun söylemiş olduğu ayet-i kerimede hitap ettiği Peygamber'e aleyhissalatü vesselam tebliğinden,
insanları uyarmasından, Allah'a itaatlerinden dolayı sevap vardır. İnanmayanların da Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı, gelen vahye kulak kapattıklarından ve karşı çıktıklarından dolayı ceza vardır diyor 41. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah 42. ayet-i kerimeyle. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Yine onlardan seni dinleyenler de vardır. اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Fakat sağırlara üstelik bir de akletmiyorlarsa sen mi duyuracaksın ey Habibim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki ayeti de alalım, ondan sonra tefsirine geçelim çünkü bağlantılı. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ Onlardan sana bakan da vardır. اَفَاَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْسِرُونَ Fakat hele gerçeği görmüyorlarsa körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Diyor Allah Celle Celaluhu 42 ve 43. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Burada kastedilen tabii ki biz Kur'an'ın bütününden biliyoruz ki fiziki körlük sağırlık değil. Manevi körlük ve sağırlık. Manevi körlerden ve sağırlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Ve Kur'an'a göre muhterem kardeşler, hakikati görmeyen bir kimse ne kadar gözü olsa dahi o kördür Kur'an'a göre. Hakikati işitmeyen kimse ne kadar kulakları iyi işitse dahi Kur'an'a göre o sağırdır. Ne kadar kafası çalışırsa çalışsın, profesör unvanı olsun, doktor unvanı olsun, eğer aklını vahyin ışığında, doğrultusunda kullanmıyorsa Kur'an'a göre o akletmeyendir. Çünkü Kur'an burada sayılan maddeleri fiziki olarak değil manevi olarak almıştır muhterem kardeşler. Tabii ki bunların bu körlükleri, bu sağırlıkları, bu vurdum duymazlıkları, bu Allah'a karşı burun kıvırtmaları haşa ve kella kendi elleriyle yapmış oldukları amellerinin bir sonucudur. Yani kendi iradeleriyle yaptıkları amellerinin sonucudur. Allah da onları iradeleriyle seçmiş oldukları amellerinin içerisinde bırakmıştır. Onun için bakın 44. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا Allah şüphesiz ki insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Haşa. وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Fakat insanlar kendileri kendilerine zulmediyorlar. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 44. ayet-i kerimede ve meseleyi çok güzel bir şekilde anlamamıza istifade veriyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Öyle buyuruyor şair. Diyor ki bir göz ki anın olmaya ibret nazarın da ol düşmandır sahibinin başı üzerinde. Güzel söylemiş. Allah razı olsun. Bir göz ki onun eğer ibret bakışı olmazsa hakikati görmesine, işittiği hakikatlerle iman etmesine, hakkın peşinde gitmesine vesile olmazsa onun üzerinde birikmiş sadece bir yükten başka bir şey değildir. Ve hesabını daha bir başka zorlaştıracaktır. Burada muhterem kardeşler Allah Celle Celaluhu insanların yaptıkları amelleri sonucunda onların kalplerinin, gözlerinin, kulaklarının paslandığını haber veriyor bizlere. Allah muhafaza buyursun, çok tehlikeli bir şey. Pas, organların paslanması, gözün, kulağın, kalbin paslanması kişinin başına gelebilecek en büyük afetlerden ve tehlikelerden bir tanesi. İnsanlar başlarına gelen doğal olarak fiziki hastalıklarda tıbbi tedavi yöntemlerini en ufak bir şikayeti dahi olsa aramaktadırlar. Kendinde olsun, çoluğunda, çocuğunda olsun, biraz burnunda nezle olup damlamaya başladığı zaman o doktor, bu doktor, şu hastane, bu hastane en iyi bir şekilde kendisini tedavi ettirmek için koşturur dururuz insan olarak ve yapmamız da gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın buyurmaktadır. Tamam. Fakat buradaki ayetlerin ışığındaki problem şudur. Tıbbi alanda, fiziki alanda
başımıza gelen musibetleri görevimiz olduğu üzere en iyi bir şekilde tedavi yöntemlerini ve yollarını arıyoruz. Lakin manevi alandaki hastalıklarımızın tedavisini aramıyoruz. Manevi alanda göz kör olmuş, yani hakikati görmez hale gelmiş. Manevi alanda kulak artık hakikati işitmez hale gelmiş. Kalp artık hakikati duymaz. Allah korkusundan titremez. Artık gözünden yaş gelmez hale gelmiş. Aslında bu ölmüş demek, fakat farkında değil. Bunu bir an evvel şu kalbi durunca makine var, bağlarsın, zıplatır ya insanı tekrar canlandırma için. En yüksek dozajını açıp bağlamak gerekiyor bu insanı oraya. Ölmüş. Mutlaka onu oraya bağlayıp canlandırmak gerekiyor. Peki nasıl bağlayacağız şimdi bu adamı? Hiç fazla makine alet getirmeye gerek yok. İşte onun tedavisi burada elhamdülillah. Allah öyle buyuruyor. Onun tedavisi bu Kur'an'dır. Biraz sonra inşallah işleyeceğimiz ayet-i kerimede gelecek muhterem kardeşler. Onun için Allah buyuruyor ki Allah haşa kimseye zulmetmez. Allah kendi nefsine zulmetmeyi haram kılmıştır kutsi hadiste. Öyleyse ey kullarım, siz de kendinize birbirinize zulmetmeyin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Niye birbirinize ve kendinize zulmediyorsunuz? Gözü Allah'ın yarattığı şekilde, kulağı Allah'ın yarattığı şekilde, eli ayağı Allah'ın yarattığı şekilde kullanmamak o organlara zulümdür. Ahirette gelecek karşına. Zalim ünvanıyla çıkmışsın. Dünyada bir de çok iyi adam diye geçiniyordun. Ya benim kimseye zararım yok. Çok iyi bir adamım. Kimsenin diyor namusuna bakmam, parasını yemem, çalmam, çırpmam. Ama kendine zulmediyor. Gece gündüz farkında değil. Ahirette kimse gelip yakasına yapışmayacak. Vallahi kendi gözü eli ayağı gelip yapışacak. Sen bana niye zulmettin? Beni Allah senin vücudunda kendisine kul ol diye yarattı. Sen beni aksi yönde kullandın. Niye bunu yaptın? Cehenneme gideceksin. Ve biz de yanacağız. Nasıl hesabını verecek? Allah muhafaza versin. Bu işlenecek, bu dediğimiz sahneler aynen Kur'an-ı Kerim'in hadislerin haberiyle muhterem kardeşler ahirette yaşanacak olan sahneler, bir insanın kendisine zulmetmesinden daha büyük bir kötülük, ahmaklık, aptallık olur mu? Olamaz. Öyleyse aklımızı başımıza alıp Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu büyük nimet olan organlarımızı, nimetleri şükür borcu bilerek ona kulluk yolunda kullanmamız gerekir muhterem kardeşler. 45. Estağfirullah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder bir vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbiriyle tanışırlar. Birbirlerini tanırlar. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah'ın huzuruna varma yalanlayanlar var ya, işte onlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu 45. ayet-i kerimede. Burada sadece bu ayette değil, Kur'an'ı okuyan siz kardeşlerim dikkatinizi çekmiştir. Kur'an'da bu gibi manzaraların anlatıldığı tüm sahnelerde Allah buyuruyor ki, ahirette onlar tekrar diriltildiklerinde, dünyada sadece birkaç dakika biraz kalmış gibi hissederler. Bu niye acaba? Diye aklımıza soru gelmesi gerekir. Müfessirler Allah onlardan razı olsun şu açıklamayı getiriyorlar ve diyorlar ki burada kastedilen muhterem kardeşler İbn Abbas radıyallahu anhüm mesela tercümanül Kur'an ünvanıyla peygamberin ifadesiyle onun rivayetinden yola çıkarak karşılarına ahirette çıkacak olan manzaranın dehşetinden dolayı geride kalanı buz gibi görecekler. Öyle diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ebedi ahirete karşılık arkada kalan ömürlerinin bir saniye gibi olduğunu o anda anlayacaklar. Biz ne yaptık diyecek. Eyvah! Şimdi mesela biz müminler olarak sırf oruçlu olduğumuz bir sahneyi düşünelim. Oruç tuttuğumuz günlerde, hele uzun günlerde, o iftar vakti yaklaştığımızda çok iyi biliriz ki birkaç dakika daha dayan, biraz sonra inşallah suyuna yemeğine kavuşacaksın. Ve kendimizi öylece tabiri caizse parantez içerisinde aldatırız.
ve böylece sabrederek nefsimizi terbiye ederiz. Kendimizi böylece durdurup biraz sonraki o büyük müjdeye, nimete kavuşuruz. İşte müminin hali dünyada böyle olması gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Ağacın altında gölgelenen birisi gibi. Biraz gölgelenip gidiyor. Fakat bütün yatırımını buraya yapıp tek dünyalı düşünerek yaşayan bir insan ahirete vardığında anlayacak ki ebedi hayat orada başlamış. Geride kalan ne ki? 50 mi yaşadı? 100 mü yaşadı? 150 yıl mı yaşadı? Önünde ebedi hayat var. İşin bittiğini anlayacak o anda. Onun için ayet buyuruyor ki onlar dünyada sanki günün bir bölümü kadar kaldığını anlayacaklar. Aralarında tanışırlar. Dünyada birbirlerini tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Fakat bu birbirlerini kınama ve rezil olma tanışmasıdır diyor müfessirler. Sen beni aldattın. Sen beni saptırdın. Benim imansızlığıma sen vesile oldun vesaire diyecekler. Ve birbirlerinden kaçmaya başlayacaklar. Bu ayet-i kerimenin ışığında bunları öğreniyoruz muhterem kardeşler. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 46. ayet-i kerime. Eğer onları tehdit ettiğimiz, parantez içerisinde azabın bir kısmını sana gösterirsek ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, parantez içerisinde ne âlâ. Yok eğer onlara vereceğimiz azabı göstermeden seni vefat ettirirsek, nihayet onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına şahittir buyuruyor 46. ayet-i kerimede. Yani onlardan acilen intikam almasak dahi buyuruyor Allah Celle Celaluhu, sonradan zamanı gelince mutlaka intikam alacağız. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İster dünyada alırız ister ahirette, fakat mutlaka onlar cezalandırılacaktır. Burada iki çiftli bir mesaj var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a buradaki verilen mesaj, sen sabret, işine devam et. Kafirlerin yaptıkları tuzaklardan, düşmanlıklardan unutmayın, Mekke'de gelen bir sure. Müminler zayıf, kafirler güçlü. Sen sabret, işine devam et diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Aleyhisselam'a verdiği teselli bu. Kafirlere verdiği de bir tehdit var. Ey kafirler! Bugün böyle güçlüyüz diye kurtardık zannetmeyin. Bu peygamber hayattayken vallahi size cezayı vermesek, o öldükten sonra yine de sizi cezalandıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. İki taraflı mesaj. O gün ve bugün müminler elhamdülillah güzel bir mesaj. Ey müminler, siz size düşen görevi yapın. Kafirlerin ne yaptığıyla uğraşmayın. Onlar da görevini yapıyorlar. Allah dilerse onları bu dünyada cezalandırır. Fakat ahirette cezalandıracağına iman etmiyor musunuz yoksa? Haşa. Allah'ın vaadi gerçektir. Onun için burada muhterem kardeşler, müminler özellikle teselli veren haberdir bunlar. 47. Estağfirullah. Ve likulli ümmetin rasul. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Her ümmete Allah Celle Celaluhu bir peygamber göndermiştir. Zaten Allah'ın sünneti gereği peygamber göndermeden Allah Celle Celaluhu hiçbir topluma azap etmemektedir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ diyor İsra suresinde. Biz bir topluma peygamber göndermeden onlara asla azap edecek değiliz. Allah'ın adaleti gereği böyledir. لِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ Her ümmetin bir peygamberi vardır. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez buyuruyor Allah Celle Celaluhu 47. ayet-i kerimede. Buradaki peygamberlerin geldiği an, her ümmetin karşısında ahirette peygamberlerinin şahitlik yapmak üzere Allah'ın huzuruna çıkacağı sahneyi bahsediyor. Her biri gelecek, vallahi gelecek. Kur'an'da başka ayetlerde geçtiği gibi. Her peygamber ve her peygamberin ümmeti. Peygamberlere sorulacak. Siz size verilen görevi yerine getirdiniz mi? İman edenler şahitlik yapacak. Ya Rabbi, biz şahitlik yapıyoruz ki yaptılar. O zaman da ümmet peygamberlere sorulacak. Peki bunlar sizin getirdiğiniz mesaja ne dediler? Kulak verdiler mi? Yoksa sırt mı çevirdiler? Yalan söylemek mümkün değil. İlahi mahkeme. İşte sırt çevirenler o sahnede Allah muhafaza buyursun ebedi felaketle karşı karşıya kalacaklar. 48. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
Şimdi müşriklerin aptalca Allah'a karşı haşa meydan okuyuşlarına bakar mısınız? Diyorlar ki doğruysanız eğer, peki bu azap ne zamandır? Onlar da haşa peygambere meydan okuyorlar. Hani durmadan unutmayın, Mekke suresinde azaptan, ahiretten bahseden ayetler çok. O zaman onlar da diyor ki kendi mantıklarınca, kafir mantığıyla, iman etmeyen mantıkla onlar da diyorlar ki alay ve eğlence tarzıyla, madem o kadar azaptan bahsediyorsun, ne zaman peki bu azap? Hatta birçok başka ayette getir de gösterelim diye meydan okuyorlar haşa. Allah Celle Celaluhu da peygamberine aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdiriyor. 49. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ De ki böyle cüretkarca söyleyen münkirlere, kafirlere, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. لِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلْ Her ümmetin bir eceli vardır. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler de diyor onlara Allah Celle Celaluhu peygamberimize emrediyor burada muhterem kardeşler. Yani sizin istediğiniz azabı benim getirebilmem asla mümkün değildir. Başkasının da getirmesi mümkün değil. Bu iş sadece Allah'ın elindedir. Ve Allah buna ol dediği zaman vallahi o azabın bir saniye ileri geri gitme imkanı yoktur. Anında oluverir. Ve dikkat ederseniz burada muhterem kardeşler, her ümmetin Allah'ın yaratmasıyla birlikte tabi olduğu bir yasa olduğunu ifade buyuruyor ayet-i kerime. Ümmetler de milletler de aynen insanlar gibi doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve sonunda ölürler. Öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. لِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلْ Allah rızası için bu ayetin ışığında ümmetleri, milletleri değerlendirin. Günün haberlerinin, olaylarının ışığında değil, bir mümin Kur'an'ın ışığında olayları değerlendirir. Onun için zaten bu dersleri yapıyoruz. Günümüze taşımamız lazım. Her ümmetin eceli vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Dün süper güç olanlar bugün nerede? Bugün süper güç olanlar da yarın nerede olacak? Dün ve bugünü yarını bir günle değil, Kur'an'ın tabir ettiği şekilde, ifade ettiği şekilde makro planda uzun vadeli değerlendirmemiz gerekiyor muhterem kardeşler. Zamanı gelmeden bu olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. 50. ayet-i kerime. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجُلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ Ve şimdi yine bu inkarcıların vicdanlarına hitap ederek bakın muhterem kardeşler. De ki onlara ey müşrikler parantez içerisinde ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar? Gece mi gelsin, gündüz mü gelsin? Seçsinler bakalım. Gece gelirse ne yaparsınız, gündüz gelirse? Ne bileceksiniz ne zaman geleceğini diyor ayet-i kerime. Ve devam ediyor. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا 51 اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ اَلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ Başınıza o bela geldikten sonra mı iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki onu yani azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz diyor 51. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Aslında burada hayret verici bir ifade var. Yani bir kimse akıbeti kesinlikle vahim olan bir şeyin gelmesini isterse ona denilir ki yahu sen kendi aleyhine niye böyle bir şey istiyorsun? Niye kendi elinle kendini tehlikeye atıyorsun? Aklın fikrin yok mu? Kafirlere burada aynı hitap var. Yani ey inanmayanlar, Allah'ın azabının bir an evvel gelmesini istemek ne gibi bir cüretkarlık Allah'a karşı? Nasıl böyle bir şey istersiniz diyor ayet-i kerime. Ya geceyle gelir ya gündüz gelirse ne yapacaksınız? O azap size geldiği anda o anda mı iman edeceksiniz? Eğer o anda iman etmeyi düşünüyorsanız diyor ayet fayda vermeyecek. Çünkü ölüm anındaki iman faydasızdır. Ümitsizlik imanı, Firavun imanı diyoruz buna değil mi? Dolayısıyla bu hal gelmeden önce
bu tehdit edilen azap gelmeden önce aklınızı başınıza alın ve fırsat olduğu anda, imanın fayda verdiği anda iman edin diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Ve şimdi inşallah 52. ayet-i kerimeye geçiyoruz. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنِ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın. عَذَابَ الْخُلْدِ, ebedi olan azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Ne dedi yukarıda? Allah asla insanlara zulmedici değildir. Burada da buyuruyor ki siz sadece ve sadece kendi işlediğinizin karşılığını bulacaksınız. Hesabını verecek bir hayatı yaşayan insan hesap gününden korkmaz. Ama hesabını veremeyeceği bir hayatı yaşıyorsa mutlak manada korkması gerekir tabii. Kafirlerin zaten tedirgin olduğu nokta burada. Hesabını veremeyeceği hayatı yaşıyor adam. Kanun tanımıyor, sınır tanımıyor. Allah ve Resulü'nün getirdiği nizamı tanımıyor. Onlara karşı savaş ilan ediyor. Dolayısıyla bu adam hesap gününün gelmesini ister mi hiç? Suçlu mahkemeye çıkmayı ister mi hiç? Dünyada bile istemiyor. Sonuna kadar mahkemeden kaçmaya çalışır suçlu. Çünkü iyi biliyor ki mahkemeye çıktığın sonunda hapis var. Belki daha büyük ceza var. Fırsatını bulduğu yere kadar kaçmaya çalışır. Dünyada dener de buradan nasıl kaçacak? Ölümsüzlük formülü diye bir şey yok ki. Allah'ın huzuruna çıkmamak gibi bir şey yok ki vallahi. Mutlaka çıkacak herkes. Firavunlar da çıkacak. O günün ve bugünün. İnsanlar da çıkacak. Erkekler de çıkacak. Kadınlar da çıkacak. Herkes çıkacak. Ve her biriniz sadece ve sadece yaptığınızın karşılığını göreceksiniz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve 53. Ve yestembi'unke hakkun hu kul i ve rabbi innehu l-hakku ve ma entum bimu'cizin. Hakikaten o azap gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki ey Habibim, vallahi Rabbime and olsun ki o gerçektir. Ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Haşa. Kur'an-ı Kerim'de sadece 3 yerde olan bir formla karşı karşıyayız elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in sadece 3 yerinde Allah Celle Celaluhu Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam yemin etmesini emrediyor. 3 yerinde Kur'an'ın. Bir tanesi burada. Yunus Suresi 53. ayet-i kerime. Ötekisi Sebe Suresi 3, diğeri de Tegabun Suresi 7. ayet-i kerimeler. Orada da sorulan sorular üzerine Allah Celle Celaluhu Peygamberimize yemin ederek cevap vermesini istiyor. Burada da öyle. Niye yemin muhterem kardeşler? Çünkü olayın öneminden dolayı. Hani son olarak hakikaten farz edelim ki inanmayanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yeminiyle birlikte yola geleceklerse bu yeminin yapılmasını Allah Peygamberine emrediyor. Fakat inkar etme arzusuyla ayetleri dinleyenler bu yemin sonrasında da maalesef iman etmiyorlar. Şimdi bakın muhterem kardeşler, etmiyorlar da Allah muhafaza buyursun, akıbeti ne oluyor? Hep beraber Rabbimizin 54. ayet-i kerimesine kulak verelim inşallah. Estaizu billah. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ. Allah Allah. O zaman ahirette zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa azaptan kurtulmak için onu feda eder. Ayet-i kerime. وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Ve azabı gördüklerinde için için yanarlar. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara asla zulmedilmez buyuruyor Allah Celle Celaluhu 54. ayet-i kerimede. Muhterem kardeşler, bunun ne demek olduğunu anlıyoruz inşallah değil mi? Kur'an'ın bir başka ayetinde bunu biraz daha açıyor Allah Celle Celaluhu. Bunu biraz daha açıyor. Diyecekler ki diyor Allah Celle Celaluhu, alın yaklaşık mal olarak. Çocuğum,
her şeyim, malım, mülküm, kendi öz evladım, onları alın yeter ki beni kurtarın. Yakmayın beni. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan dünyada bu saydığımız şeylerin korunması için kendi canını dahi feda eder değil mi? Çocuğuna bir saldırı gelse aklı başında olan herkes kendi canını feda eder, onu kurtarır. Malına bir saldırı gelse malını kurtarmak için her şeyini verir, onu kurtarır. Ailesine, namusuna bir şey gelse onu kurtarmak için her şeyini verir, onu kurtarmaya çalışır. Fakat Allah buyuruyor ki orada diyor, Allah Celle Celaluhu orada kendini kurtarmak için hepsini feda edecek diyor. Alın onları yakın yeter ki beni yakmayın. Ayet-i kerime bunlar. Niye? Azabın dehşetinden dolayı. Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşler. Burada tabii ki bu ayet-i kerimeler inanmayanlara yönelik olmakla birlikte müfessirlerin yaptıkları açıklamalara göre bakın ayetteki ifade likulli nefsin zalemet. Zulmedenler diyor ayet-i kerime. Muhterem kardeşler zulüm üç çeşittir. Birincisi insanın kendisine zulmetmesidir. Diğeri de iki çeşit. Diğeri de insanın başkalarına zulmetmesidir. İnsanın kendisine zulmetmesi de Allah muhafaza buyursun ahirette bu şiddetli pişmanlığı beraberinde getirebilir. Ve getirir. Ama iş oraya kalmadan aslında bakın muhterem kardeşler Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki orada dünya ve içindeki bütün servet olsa verip kurtulmak isteyecekler. Dünyada Allah bu kadar istemiyor ki bizden bu hayatımızdayken. 40'ta bir istiyor sadece. Gel iman et. Eğer inanmayan birisi bunu dinliyorsa gel iman et. Bütün dünya ve içindekini vermene gerek yok. Sadece azıcık istiyor Allah. Ver gir cennete. Az ver çok kazan. Orada iş işten geçtikten sonra bırak 40'ta biri. Dünya ve içindeki bütün nimetler ne demek? Düşünebiliyor musunuz? Hepsini vermeye çalışacak fakat yok. Kabul etmiyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü dünya amel etme yeridir. Ahiret yapılan amellerin meyvesini toplama yeridir muhterem kardeşler. Rabbim bizlere bu ayetlerden gereken dersi alıp dünyadayken ahirette bizi mutlu edecek amelleri işlemeyi nasip eylesin inşallah. 55'teyiz, 61'de bitiriyoruz inşallah. Estağfirullah. Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard. Haberiniz olsun ki bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ela inne va'dallahi hak. Ve yine haberiniz olsun, uyanın, dinleyin, bilin ki Allah'ın vaadi haktır. Velakinne ekseruhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Yanaşmazlar. Bakın muhterem kardeşler burada hakikaten tekrar tevhidi bir boyutta muazzam bir ayet-i kerime. Ela uyarıcı bir edattır Arapçada. Yani size söylenecek olan şeylere dikkat edin ey insanlar. İyi dinleyin. Ela diye başlıyor ayet-i kerime onun için. Unutmayın ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kimden kaçıyorsunuz siz? Kaçmak mümkün mü? Ve unutmayın ki madem bütün bunların mülkü Allah'ın elindedir, onun vaadi haktır. Fakat insanların çoğu bu hakikate yanaşmıyorlar. O öyle bir Allah'tır ki huve yuhyi ve yumiyit. Odur hem dirilten hem de öldüren. Ve ileyhi turcaun. Ve hepiniz ona döndürüleceksiniz diyor 55. ayet-i kerimede. Ya eyyuhannas. Ey insanlar, şimdi geldi. Bütün insanlara hitap ediyor. Sadece biz müminlere değil. Biliyorsunuz Kur'an'da 3 form hitap var. Birincisi bu, genele hitap. Bütün insanlığa gelmiş kitabın bütün insanlığa hitabı. Ya eyyühellezine keferu da geliyor. Ey kafirler dinleyin. Veyahut da ya eyyühellezine amenu. O da iman edenlere hitap ediyor. Burada bütün insanlığa hitap eden bir ayet-i kerime. Buyur ya Rabbi diyerek dinliyoruz inşallah. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ. Size Rabbinizden bir mev'ize ve gönüllerde olana bir şifa gelmiştir. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Bir de müminler için rehberlik olan, hidayet olan ve rahmet olan Kur'an gelmiştir diyor Allah Celle Celaluhu.
muazzam ve mübarek Kur'an-ı Kerim'in dört muhteşem vasfıyla burada karşı karşıya kalıyoruz muhterem kardeşler. İlk unutmayalım bunları inşallah. Kur'an'ı farz edelim ki yaşadığımız bu gayrimüslim toplumda birisi dedi ki duydum sizin kitabınız son kitapmış. Duydum ki bundan sonra kitap da gelmeyecekmiş. Bana tarif et şu kitabını dese. Ne deriz? Deyin ki diyor Allah Celle Celaluhu. Ey insan! Öyle bir Kur'an gelmiştir ki şu dört vasfa sahip. İlk ikisi tüm insanlığa yönelik. Mev'ize ve şifa. Mev'ize nedir? İçinde Allah'ın verdiği uyarılarla, tebliğatla, beyanlarla bütün insanlar için ahlaki temizlik, tevhid, şirk, Allah, Rab, ilah hepsini açıklayıcı hükümler, beyanlar, kıssalar vardır. Bir de şifadır bütün insanlık için. Ne şifası? Manevi hastalıklar için şifa. Küfürden, şirkten, münafıklıktan çekip temizleyen diyor Allah Celle Celaluhu. Vallahi Allah öyle buyuruyor. Buyurun Kur'an-ı Kerim. Benim derdim mi var kalbimde diyorsun. Dedik ki hani biraz dersin başında tıbbi alanda tedavi olmamız gerekirken profesör, doktor araştırıyoruz. İşte benim de manevi alanda tedaviye ihtiyacım var. Buyur. Kimseye ihtiyacın yok. Kur'an karşında hazır. Allah buyuruyor ki Kur'an şifadır. Oku şifanı bul inşallah. Bütün insanlık için. Allah'ın izniyle. Ama okumazsan, kapanırsan Kur'an'a karşı anlatırlar ya hep talebeyken o hasta balı verir de hocası yedir. Şimdi bal şişenin içinde kaldığı müddetçe şifa olmaz. Veyahut da bal olmayan şeyi yediğin zaman da şifa olmaz. Kur'an ki iki kapağın arasında kapalı kaldığı müddetçe şifa olmaz. Kur'an'dan başka kaynaklara başvurduğumuz müddetçe Kur'an nasıl şifa olsun bize muhterem kardeşler? Herkesin yazdığını okumaya kalkışır bugünkü Müslümanlar. Ya bir de Allah'ın kitabını bir araç oku. Manasını öğrenmeye çalış. Tefsirini öğrenmeye çalış. Her şeye aklın yetiyor buna da yetsin. Ona yanaşmıyor. Olmaz o zaman şifa. Ama Allah vaat ediyor ki o şifadır. Bu ilk ikisi bütün insanlık için. Bir de son iki sıfatı da insanların içinden müminler için muhterem kardeşler. Neymiş onlar? Huden ve rahmetun. Birincisi müminler için Kur'an hidayet rehberdir. Doğru yolu alır gösterir ta cennete götürür. Dolayısıyla rehber olduğu için sonunda ne vardır? Rahmet vardır. Cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. İşte Kur'an'ın, mübarek Kur'an'ın dört büyük vasfı böyle özet bir şekilde tefsirlerden aldığım malumatı size vermeye çalışıyorum. İnşallah detaylı malumat isteyen kardeşlerimiz her zaman söylediğimi tekrar tekrar söylüyorum. Sakın burada yaptığımızda yetinmeye çalışmayalım. İnşallah alalım mutlaka evimize en azından bir tane tefsir ve okuyalım inşallah. Bu aciz fakir sadece o muazzam muhteşem tefsirlerden faydalanıp size gelip burada aktarmaya çalışıyor. Siz de alın evlerinize en azından bir tane iki tane tefsir. Boş vakitlerinizde şu ayetlerin hakkında o büyük müfessirler ne dediğini bir okuyun. Biz 5 dakikada bir ayeti geçiyoruz. Müfessirler bu ayet hakkında sayfalarca yazmış. 10-20 sayfa yazmış bazıları. Okuduğun anda şifa buluyorsun okurken bile. Tüylerin diken diken oluyor. Onun için okumak gerekir muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ De ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından çok daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki buradaki Allah'ın lütfundan kasıt Kur'an'dır, rahmetten kasıt İslam'dır. Yani Allah'tan kendilerine gelen bu Kur'an'la bu İslam sayesinde sevinsin bu insanlık. Daha ne isterler? Onların dünyada topladıklarının hepsinden bu ikisi daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Bakış açısına bağlı tabii. Çünkü İslam'ın bakış açısında bu dünya ve içindekiler sivrisineğin kanadından daha değersiz. Onun için insan dünyadakiyle sevinmesin diyor Allah. Kur'an'la ve İslam'la tanıştığına sevinsin. Bundan daha büyük mutluluk olmaz çünkü. Ne büyük mutluluğun içinde olduğumuzun farkında olalım muhterem kardeşler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ 59 De ki Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını haram bulmanıza ne dersiniz?
De ki Allah mı size izin verdi böyle yapmanızı? Yoksa siz haşa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bu ayet-i kerimeden muhterem kardeşler, tekrar müşriklerin yapmış oldukları bir kötü vasıftan bahsediyor. Helal ve haram sınırları koymaya çalışmak. Merhum Mevdudi bu ayette geçen rızkı biraz daha geniş almış tefhimde. O diyor ki buradaki rızık kelime anlamı itibariyle alındığında sadece hani yediğimiz içtiğimiz rızık değil. Rızık olarak çok daha geniş şeyler kastedilmiştir. Yeme, içme, çoluk, çocuk, ilim, İslam, Kur'an bütün bunlar rızıktır. Allah'ın ihsanıdır. Öyle. Dolayısıyla burada muhterem kardeşler sadece yeme içme hususunda değil zamanında Mekke müşriklerinin yaptığı gibi şu deve yenilir şu yenmez biliyorsunuz onların bahire, sahibe gibi saçma sapan inançları vardı. Allah'ın ilahi kanun olarak koymuş olduğu helal haram koyma sınırlarında sakın ha bir değişiklik yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Sadece yeme içme konusunda değil. Ticaret alanında, siyaset alanında, sosyal sistem alanında, velayet alanında, beraet alanında bütün bunları öğrenin. Allah'ın kanunlarını bilin ve onun dışında Allah muhafaza buyursun helal ve haram sınırları kendiniz tayin etmeyin. Allah bir şeye haram mı demiş? O haramdır o zaman. Siz onu helala çeviremezsiniz. Devlet de olsanız çeviremezsiniz. Allah bir şeye helal mı demiş, haram mı demiş, o öyledir. Bunun dışında bir şey yapma yetkiniz yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer yaparsanız şunu sorun diyor Allah. Bunu size Allah mı izin verdi? Yoksa haşa Allah'a iftira mı yapıyorsunuz? Allah'a iftira yapandan daha zalim kimse olamaz. وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ 60. Allah'a karşı yalan uyduranların, o biraz evvel dediğimiz, kıyamet günü akıbetleri hakkındaki acaba kanaatleri nedir diyor Allah Celle Celaluhu. Acaba affedileceklerini mi zannediyorlar? Asla değil. Cehenneme gidecekler. Azaba uğrayacaklar. Fakat Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Yine de çoğu şükretmez diyor Allah Celle Celaluhu. Lütuf sahibi olduğunun delili dünyada azabı hemen vermemesidir muhterem kardeşler. Fırsat veriyor iman edelim diye tekrar. Tövbe edelim diye. Bu kadar imansız, bu kadar Allah'a karşı kafa kaldırmış, Allah'ın helal ve haram sınırlarını haşa ve kella ayaklarının altına almaya çalışıp kendi kanunlarını koyan, tuğyan eden, tağut olan insanlar olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu o kadar lütuf sahibidir ki acilen cezalandırmıyor. Fırsat veriyor. İman etsinler diye. Hakikaten aralarında iman edenler de oluyor. Fakat çoğusu şükretmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ebedi felakete uğrarlar. Ve şimdi muhterem kardeşler, elhamdülillah bugünkü son ayetimiz ve bakın öyle muazzam bir ayet rast geldi ki bugün 61. ayette bir haftalık değil ömür boyu ders olarak yetecek bir ayet-i kerime. Vallahi şu gelecek ayetin manasını derinliğine bir kavrasak, bir anlasak Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ömrümüzün sonuna kadar bize ders olarak yeten bir ayet-i kerime. Çünkü bize ihsanı öğreten ayet-i kerime. Hep beraber buyur ya Rabbi diyerek kulak veriyoruz inşallah. Estağfirullah. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ Ne zaman bir işte bulunsan, iş, şe'n, hangi işte olursan ol. وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ Ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Ve siz ne zaman ki bir iş yapsanız. Bakın bazı özel şeyleri söyledi sonra genele gitti. Herhangi bir iş, hayır şer fark etmez. Herhangi bir şey yapsanız. اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يدُونَ ف۪يهِ O işe daldığınızda mutlaka biz üstünüzde şahidizdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ömür boyu yeten ders değil mi bu? Daha anlatacak ne var? Tefsire ihtiyaç yok. Tefsir edilmeye ihtiyaç olmayan bir ayet. Kendisi tefsir ediyor zaten. Hayatı tefsir ediyor. Hangi işte olursanız olun şunu bilin ki diyor Allah Celle Celaluhu kunna aleykum şuhuda. Biz vallahi sizin üzerinizde şahidiz siz onu yaparken. Ve bakın
meseleyi daha iyi anlayalım diye şöyle de açıyor. Rahman olan Allah. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık bir kitapta, yani levh-i mahfuzda bulunmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla muhterem kardeşler, her an ilahi murakabe altında, yani gözetim, takibat altında olduğumuzu Allah rızası için unutmamaya çalışalım. Şeytanın görevi bize bunu unutturmaktır. Başarılı da olacak birçok zaman. Şeytan başarılı olduğu için müminler de bazıları ilahi murakabe altında olduğunu unutabiliyorlar. Unutabiliyoruz muhterem kardeşler. O durmadan bunun için savaşıyor. Bize bunu unutturmak için. Saniye içinde olsa unutturabiliyor bazıları. Şimdi diyebiliriz ki ya bir saniye unutsak ne zararı var ki? Vallahi çok büyük zararı var. 180-200 ile otobanda giden bir adam bir saniye dikkatsiz olsa sonucu ne olur? Ölüm olabilir. Felaket, gitti. İşte Allah yolunda yürüyüşte de bir saniye dikkatsizlik sonu felaket olabilir. Bu bir kıyas, fakat gel gör ki iş tabii böyle değil. Allah çünkü lütuf sahibi, merhamet sahibi, o Rahman ve Rahim olan Allah, biz ne kadar saniyeler değil, dakikalar değil, yıllar boyu unutsak dahi o yine de kapısını bize açıyor. Gel diyor Allah Celle Celaluhu. Ne kadar unutsak, ne kadar 180 ile değil 250 ile vursak o yine açıyor bize kapıları. İlahi murakabe ve ilahi rahmet muhterem kardeşler. Onun için Allah rızası için bu ayeti şöyle bir hafta boyunca kafamızda canlandırmaya çalışalım. Bazıları öyle oluyor. Bazıları böyle yatmadan önce filan Kur'an'dan bir ayet okuyorsunuz. Gün boyunca kafanızda o ayet dönüyor bazıları. Çok acayip oluyor bazıları. Bu ayet şimdi bir hafta bizi meşgul etsin. Gelecek haftada kafamıza bir başka ayet takılsın. Ne olur ki? Hayatımız boyunca hep bir şeyler kafamıza takılıyor. Bir de kafamıza ayetler takılsın. Hep düşünelim. Şu anda yaptığım işte Allah benim üzerimde şahit. Melekler şahit ve yaptığımın hesabını Allah katında vereceğim düşüncesiyle inşallah bir hayatı yaşarsak, ne diyoruz bu hayata? İhsan üzere yaşanmış bir hayat olur inşallah ve hesabı verilecek bir hayat olur. Rabbim bizlere onun için dedim ya, bu ayetin manasını anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin inşallah. Rabbim bizlere şeytanın bu anları bize unutturduğu zamanların hayatımızda en asgarisi değil hiç olmayacağı bir hayatı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dersimizi burada noktalıyoruz muhterem kardeşler. İnşallah çok güzel bir yerden, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah 62. ayet-i kerimeden.